Herkese hayırlı geceler arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Şimdi Küçük Emre saçma bir video daha atmış. Biliyorsunuz toplamda 5 kişiyi buhar eden cinler vakkası. Ama burada bir mesela benim dikkatimi çeken şu oldu. Bu çakma hesap olayını yapıyor. Kendisi çok iyi yapıyor. Instagram'da da yapıyor çakma hesap olayını. Emre diye bir tanesi yorum yazmış. Evet abi. Bu olay çok uzun yıllar evvel bizim burada oldu. Sizin gelip çekim yaptığınızı öğrenince çok çok şaşırdık. Değil bizim köylüler, hayvanlarımız bile oradan geçemez. Bu kadar cesaret nasıl gelip çekip yapıyorsun? İnanılır gibi değil, diyecek kelime bulamıyorum. Bu vatandaş 4 ay önce katılmış YouTube'a. Yani bunların kanal açtığı zamanlar kendi çakma hesapları. Şimdi çakma hesapları açıyorlar. Instagram'da da bunu yapıyorlar. Sözde biri bunu çağırmış da. Yok efendim işte şöyle yapmış da böyle yapmış da ondan sonra adres ver demiş de. Ulan ben adres verdim gelemedin bana. Tırvırı. Bırak millet oynamayı. Ben senin içini biliyorum lan. Bana yazdıkların benim elimde duruyor hala. Kamil. Neyse bu seferki vakkamız arkadaşlar mantarlı müzik vakkası. Pembe fistanlı mantarlı müzik vakkası. Ulan ben böyle bir kepazelik görmedim. Abi adam hatırlıyor musunuz Ali yapmıştı al karası cinleri diye. Farkındaysanız Ali'nin yolundan gidiyor bu. Ali'nin yaptığı her şeyi sırayla kanalından geçiriyor. Efekt programlarını, onu bunu her şeyi şu anda geçiriyor. Ben siyahla başladı, perukla başladı. Ondan sonra bir tık daha koyu tona döndü çarşafta. Ondan sonra laciverte döndü geçen hafta. Bu hafta da pembe bir elbise, kıvırcık saçlı bir kız. Lan bu kadar kepazelik olmaz. Ya şu ne diyorum bakın size. Kendisi yorum yazmış, bir de kendisi yorumu sabitlemiş ve buraya kimseye cesaret edemiyormuş, bu etmiş. Ulan Rize'den dışarı çıkamıyorsun. Çıksana. Madem bu kadar cesaretlisin, madem bu kadar şeysin, etsin de gelsene. Niye gelmiyorsun oğlum? Neden yemiyor? Şimdi bu aklınca ne yapıyor? Ben bunu rezil ettim ya bir canlı yayınımda bombaladım. Şimdi yediremiyor bu amcam. Habire böyle çakma hesaplardan işte oradan buradan kendisi yazıyor, kendisi oynuyor. Kendisi sabitliyor, kendisi yayınlıyor. Yaptığı bu. Ulan oğlum ben yemem lan. Bırak bu işleri. Bana yazdıklarının hepsi tek tek duruyor. Şimdi ben bu insanlara soruyorum. Bak mübarek Ramazan. Sahur vakti geliyor. Ne güzel. Bu nedir ya? Kıvırcık saç. Ondan sonra pembe kıyafetli bir kız. Bunun da arkası dönük anasını satayım. Yüzünü göstermiyor. Saçma sapan muhabbetler. Video. 33 dakikalık bir video çekiyorsun. Ulan 10 dakikası, hadi 9 dakikası, 9-10 dakikası diyeyim hadi. 10 dakikasını şey yapıyorsun ve geri kalan dakika mal gibi anasını satayım şey. Arkası dönük bir yaklaşıyor, bir eyvah be, cart, curt falan fişman. Her zamanki biliyorsunuz hikayeler bunlar. Bunu yiyorlar. Ama bakın ben size söylüyorum bak. Çoğu yorum bunun kendi açtığı çakma hesaplar ve kendi çevresindeki insanlar. Kesinlikle belli bak. Ya şu yorumu bilmiyorum okuduysanız sabitlediği yorum o kadar belli ediyor ki zaten sahtekarlığı. Böyle bir şey yok. Bu olay çok uzun yıllardır. Ulan müzik korkusuna Rize'den çıkamıyorsun. Oraya buraya gidemiyorsun. Nasıl oluyorsa buraya gidip çekim yapıyorsun. Ve bir de şunu anlamıyorum. Çoğu videosunda konuşuyor ya kaçacak yerim yok. Ulan bomboş arazi. Sağın açık, solun açık, önün açık, arkan açık. Mal gibi kızı dikmişsiniz orada. Geçen hafta soytarının biri titriyordu. Bu hafta pembe fistanlı kız titriyor. Tutmuşsun oraya sokmuşsun onu. Vay efendim neymiş? 5 kişiyi buhar eden cinmiş. Ve hiç kimse buraya cesaret edememiş. Hiç kimse buraya girememiş. Bundaki yüzük o kadar geniş ki bu gitmiş karşısında durmuş. Karşısında da durmuyor arkasında. Ve her zamanki atraksiyon arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir videosunda eksik olmayan atraksiyon. Kamera arkasında yine bir şeyler oluyor.
Kamera arkasında ah uh ih diye bir sesler gelmeye başlıyor. Her zamanki gibi kamera arkasına gittiği zaman. Bakın ne diyorum? Ali'nin ilk başlarda, efekt olayına ilk başlarda başladığı gibi şu anda bu devam ediyor. Efektli, çarşaflı, kıyafetli, oydu, buydu, şuydu derken şu anda bu Ali'nin yolundan devam ediyor. Bak gerçekten söylüyorum, Ali'nin yolundan devam ediyor. Ya yorumlar bile salak bir yorum ya. Bu yorum sabitlemiş. Lan 4 ay önce katılmış bu. Uzun yıllar evvel. Ulan uzun yıllar evvel bu olay varmış. Daha sen YouTube'a katılmışsın. 4 ay olmuş. Kamil, mantarlı büzük. Geldin bunları keşfettin. Hemen anasını satayım, sizin oraya geldiler. Of dedim be, bizim orayı gördüm şaşırdım. Ulan adam saçma sapan soru soruyor ya. Kimisi diyor ki işte bir tane mal da yazmış. Demiş ki bir dahakine soracaklarını kağıda yaz. Öyle sor. Aklında tutamazsın. Sanki karşında adres soruyorsun ansatın. Bir adam var da adama adres soruyorsun. Oğlum varsa büzüğün. Çık gel gidelim. Güzel bir yer var. Gel gidelim. Ama büzük yok. Mantarlaşmış artık. Pırçık pırçık olduğu için tabii hanca öterler. Lan şuna bak. Ya efekt ya, resmen efekt ya. Başka bir şey değil ya. Resmen ya. Lan şunlara veriyorlar. Böyle salaklara veriyorlar. 100 lira, 200 lira. Diyorlar ki 30 dakika duracaksın kardeşim. 30 dakika dur diyor ya, kıpırdam. Al diyor paran. Bak hazır. 30 dakika duracaksın. Fazla bir şey yapmayacaksın. Senden istediğim bir şey yok. Ara sıra bir sallan diyor. Bir sağa bir sola git diyor. Tamam diyor. Yeter. Ne oldu? İşte arkadaşlar. 5 kişinin kaybolmasına neden olan şey. Oğlum cinleri kameraya yakalayamazsınız. Cinlerle bu şekil konuşamazsınız. İnsanların gözüne soka soka işte arkadaşlar size alın cin diyemezsiniz. Öyle bir şey yok. Bu kadar salak yerine koyuyorsunuz insanları. Yemeyin ya. Adamların anasını satayım abone olmayı unutmayın. Ali abisi gibi. Like atmak bir saniye. Ondan sonracığıma videonun sonunda olay yaşıyor. Topukları bir yerlerine vuruyor ama şu lafı da esirgemiyor. Arkadaşlar aşağıda abone ol butonu var. Şu var, bu var. Böyle bir kepazelik. Yemin ediyorum hani gerçekten bunlarda Allah korkusu yok. Bak mübarek Ramazan ayındayız. Hala yaptıkları sahtekarlıklarla insanları keklemeye devam ediyorlar. Söylediğimiz zaman da ediyorlar. Ya gerçekten şu yorumu açın bir bakın. Bir de buna kamera yollayan biri varmış. Hocaymış arkadaşlar. Hani ona da kısa bir değineyim. Hocaymış bu vatandaş sözde. Alperen mi, Cart Curt mu her neyse. Şimdi hocalıkla onunla bununla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Yemin ediyorum size. Adam bakın kardeşim. Enayi yerine konmayın. Hiçbir hoca kalkıp da bunların yaptıkları videoya şunu demez. Evet bu cin demez. Aklınızı başınıza alın. Bunlar şimdi bakın bir şeyi kurdular. Bir ortaya bir şeyi kurdular oyunu. Tamam mı? İşte bilmem ne yapmak isteyen bana yazsın. Ben işte numarasını veririm. İşte size yardımcı olur. Bak 3-5 arayacak insanlar bunu. Diyecek ki ya böyle böyle işte sıkıntım var. İşte bana şu parayı gönder. Tamam mı? Ben bir bakayım. Ondan sonra duruma göre işte şunu yapacağım, bunu yapacağım diyecekler. İnsanların cebindeki parayı çalacaklar kardeşim. Gerçekten. İnanmayın. Yok hocaymış da yok şey. Nerede hocasın sen? Hocaysan bana ulaş bana. Buna kamerayı gönderen soytarı. Sözde kamera gönderen soytarı. Bana ulaş. Bana bir ulaş bakayım senin. Ben hocalığını bir göreyim. Arkadaşlar kesinlikle bakın. İnanmayın. Yemin ederim dolandırılıyorsunuz. Dolandırılırsınız. Cebinizdeki paralar gider. Size atacaklar. Diyecekler ki bana sende şu var evet. Bana şunu gönder. Ben sana yardımcı olacağım. Yemeyin. Gerçekten söylüyorum yemeyin. Bunlar şimdi bakın bak. Bu bayağı bir Allah'tan korkmaz. Bu Paranormal Max, Algida Max dondurmaları, Gökçük Emrah, Mantarlı Büzük Emrah bayağı bir korkak. Bayağı bir şey. Tehlikeli. Allah'tan korkmayan bir İnsan bu. İnsan da demek istemiyorum. Neden?
Para için şu anda her şeyi yapıyor. Bak, bir tane yandaşını buldu, insanları hoca diye gösterecek. Diyecek ki işte arkadaşlar, derdi olanlar bana yazsın. Ben işte ona iletirim, numarasını veririm. Sakın böyle şeylere kanmayın. Bunu daha önce bir lollipop'un biri de yaptı. İnsanların cebindeki paraları çaldılar yalanlarla. Dolandırdılar o lollipop. Sizler de bunlara prim vermeyin. Şikayet edin kardeşim. Ne demektir ya? Sen kimsin? Sen bana bir yaz lan, şuna kamerayı gönderen. Sana diyorum, bana yaz yaz. Bana Instagram'dan yaz. Ama bunun gibi karı, yani manisa gibi engellemeyeceksen yaz ama. Adama iki laf soktuk anasını satayım. Bana bir ton küfür etti. Ortak o kadar küfürüne karşılık iki laf soktuk. Manita gibi engelledi beni. Varsa senin de yüreğin, buna kamerayı yollayan soytarı, sana diyorum. Bana yaz. Tamam mı, Instagram'dan? Senin ben bir hocalığını göreyim. Arkadaşlar sonuna kadar devam. Durmak yok. Bu mantarlı büzüklere geçin. Kesinlikle taviz prim vermeyeceğiz. Şikayete devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlı sahurlar dilerim. Allah'a emanetsiniz. Durmak yok. Devam.